Kıymetli katılımcılar, Trabzon Okuyor Projesi'nin Haziran ayı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Afşar Timuçin'in Edebiyat Estetiği konusunda Kendimle Konuşmalar adlı eserinin değerlendirmesi yapılacaktır. Öncelikle her zaman olduğu gibi projemizle ilgili tanıtımımızı yapıp akabinde konuşmacılara söz hakkı vereceğiz. Trabzon Okuyor Projesi 2008 yılında kurularak Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bünyesinde ve Edebiyat dünyası ile ilgili çevrim içi ve yüz yüze güncel çalışmalar yapan Büyüyorum Edebiyat Atölyesi'nin okuma, anlama ve anlamlandırma etkinliklerinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde şehirde bulunan liselerin dahil olmasıyla ortaya çıkan ve devam eden bir projedir. Proje 3 yılı kapsayacak şekilde planlanmış olup ilerleyen süreçlerde ilgi görmesi ve özellikle gençlerin okuma alışkanlıklarına sağladığı katkı nedeniyle 5. yılında da halihazırda sürmektedir. Trabzon Okuyor Projesi'nin ürettiği bir diğer artı değer ise üniversite, okul ve şehir aynı zamanda çevrim içi etkinliklerle şehirler arasında kaynaşmanın, bilgi alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlamasıdır. Proje sayesinde alanında uzman hocaların, eğitimcilerin öncülüğünde şehrin genç kitleleri kitap okuma alışkanlığı kazanırken, bunun yanı sıra olayları eleştirel bir şekilde yorumlayabilme, analiz edebilme yetisi kazanmaktır. Projemiz Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan ortak komisyonca edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplin alanlarında önceden belirlenen yazarların kitaplarının okunmasını, yazar hakkındaki düşüncelerin ve kitapların yorum ve etüdünün metinler arasılık ve disiplinler arasılık yöntemleriyle gönüllü moderatörler eşliğinde kitapları okuyacak bütün paydaşlarca bir söyleşi havasında yapılmasını kapsamaktadır. Bu toplantımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden doktora öğretim üyesi Gülşah Şişman, Trabzon 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ercüment İşleyen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Ertem konuşmacılarımızdır. Konu dağılımı çerçevesinde sözü ilk olarak Ercüment hocamıza vermek istiyorum. Ercüment İşleyen hocamız eserin roman bölümü hakkında değerlendirmelerde bulunacaklar. Buyurun hocam. Evet, herkese iyi akşamlar, merhabalar. bir yılın sonuna geldik. Son konuşmamız, son programımız. Her zaman olduğu gibi bu yılınızı da çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Bu anlamda bir kez daha Ülkü Hocama teşekkürlerimi ve gruptaki olan diğer arkadaşıma teşekkürlerimi iletiyorum. Çoğu kitabı bu anlamda daha önce okumuştum ama detayları yönünden çok fazla bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu yönüyle gerçekten de her an biraz daha katlanarak ilerleyen bir süreç içerisindeyiz. Bu bakımdan çok teşekkür ediyorum. Aynı anlamda bu son okuduğumuz kitabın da şahsım üzerine çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kitapla birlikte ben roman kısmının özellikle okurken daha çok dikkatimi çekti. Zaten o konuda da özellikle çalışmak istediğimi belirttim. Aynı zamanda bu kitabı okurken yanında paralel bazı kitap okumaları da yaptım. Bu konu üzerinde böyle detaylı yazardan dinledikten sonra özellikle Forrester'ın işte roman sanatı, işte Mehmet Tekin'in yine roman sanatı eserlerini okuduğumda gerçekten de birbirleriyle çok paralel ilerlediklerini ve yazarın da bu anlamda ciddi anlamda bir fikir beyan ettiği ortaya çıktı benim açımdan. Bu bakımdan daha böyle güncel geldi bana anlatımları ve daha zevkli okudum. Gençlere de bu anlamda çok rahat önerebileceğimi düşündüğüm bir kitap olarak geliyor. Bu bakımdan da yazar zaten ilk olarak roman konusunda romanlara karşı yapılan gençlerin özellikle bu anlamda ilgisi üzerinde duruyor. Ve romana gençlerin, roman estetiğinde gençlerin çok fazla roman yazdıklarını ve yazdıkları romanları da çok kolay yayınlatabildikleri üzerinde duruyor. Aslında bu anlamda bir eleştiride de bulunuyor. Bu durumun ne kadar doğru olduğunu üzerinde bir tartışma yaratılması gerektiğini düşünüyor ve bu durumun çok da garip olmadığını ve buna çok da şaşırmıyorum diyor. Çünkü bu durumdan ne yazık ki toplum olarak alan razı, satan razı sözüyle de bir imada bulunuyor ama roman çokluğuna iyiden iyiye de duyarsız kalmamamız gerekiyor diyor. Tabii burada altını çizmemiz gereken bir nokta var.
Tabii ki romanın çok olması bize açısından aslında çok güzel bir şey. Fakat yazar burada eleştirdiği nokta çok farklı. Çok roman mıdır güzel olan, yoksa güzel roman mıdır, kaliteli roman mıdır? Bunun üzerinde durmak gerekir diye düşünüyor. Bu durumun edebiyat alanının basitleştirmesi, ne yazık ki iyiden iyiye bir basitleşmeye doğru gittiğini, böyle bir durumun da bir genç adamın edebiyatın neresindeyim demeden eline kalemi alır ve yazmaya başlıyor. Bunu yaparken de yazar düzeyinde bir okur düzeyinde eleştiri yapacak nitelikte kimsenin olmaması bu gençlerde çok fazla bir bu alan içerisinde rahatlık yarattığını söylüyor. Gerçekten de Türk edebiyatında bence de en büyük sorunlardan birisi eleştirinin, yani sağlam, güçlü bir eleştirinin ne yazık ki çok fazla ilerleyememesi ve gelişmemiş olması. Eleştiri kavramını biraz yanlış algılamamızla da alakalı galiba bu. Gençler de çok fazla eleştirilmeyi herhalde bu yönlerle çok fazla sevmiyorlar. Ama yazar da diyor ki Afşar Timuçin, yani onları eleştirecek, nitelikli eleştiri yapacak insanların olmaması onların bu anlamda çok rahat davranmasına sebep oluyor ve nitelikli eserlerin çıkmasında engellemiş oluyoruz diyor. Tabii burada asıl noktanın yazar okurlar üzerinde olduğu üzerinde de duruyor. Nitelikli okur olmadığı müddetçe niteliksiz yapıtların da piyasada dolaşma ihtimalinin gitgide artacağını bildiriyor. Tabii burada okurun önemi üzerinde fazlasıyla duruyor. Okur etkili, nitelikli olursa bu bağlamda eserlerin de kaliteli olacağı üzerinde duruyor. Rastlantı ile özellikle şu sözünü çok beğendim ben. Edebiyatta başarılı eserlerin artık sadece bir rastlantı ile oluşabileceği gerçeği üzerinde duruyor. Bu rastlantı gerçekten güzel bir kavram değil. Yani birçok eser yazılacak ama siz onlar içerisinde denk gelebilirseniz, rastlayabilirseniz iyi bulabileceksiniz. Böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Az sayıda olsun ama bunlar içerisinde çok rahat çıkartıp bulabileceğimiz eserler ortaya çıksın demek istiyor. Bu bakımdan da rastlantıyla iyiyi bulmanın doğru olmayacağı üzerinde ve sistemli ve programlı mantıklı bir eleştiri, mantıklı bir okur seviyesi sayesinde ancak iyi eserlerin ortaya çıkabileceği üzerinde duruyor. Tabii bunun devamında da ne yazık ki son zamanlarda da çokça gördüğümüz bu ödül verme hevesi, sürekli bir gençleri ödüllendirme hevesimiz. Bu konuda yakın zamanlarda okuduğum Beni Ödülle Cezalandırma diye bir psikoloji kitabı vardı. Gerçekten de çok severek okuduğum, bilimsel araştırmalarıyla yapılmış bir kitaptı. Fazla ödül vermenin de aslında karşı tarafı bir anlamda gereksiz bir başarı kaygısı içerisine soktuğu, kendine gereksiz bir özgüveni arttırdığını da burada ima ediyor. Yazar da aslında aynısını söylüyor. Plaketi kapan, ortaya atılıyor. Kim kime, neden ve ne hakla ödül veriyor bilemiyorsunuz diyor. Ödülcüler ödül verecek adam arıyorlar. Ödül çok ama ödül alacak çok kişi yok. Ödül almaya değer kimse yoksa biz de başkalarına ödül veririz gibi bir anlayışın doğduğunu belirtiyor. Ve bunun da ne yazık ki edebiyatı ve sanatı olumsuz yönde etkilediğini, özellikle de gençlerin daha iyi, daha güzel eserler oluşturmada bu anlamda çok olumsuz etkilendiklerini de aktarıyor. Ve güzeli çirkinden ayıramayan bir okuyucu kitlesi, güzel diye kendisine sunulan sanat yapıtlarını tartışmasız kabul ederse, burası çok önemli gerçekten de, bana göre de çok çok güzel bir cümle. Güzelle çirkini ayırmada eğer bir okuyucu bir şey hiç tartışmadan kabul ediyorsa, orada çok başarılı şeylerin çıkması mümkün değildir diyor. Gerçekten de yapıcı tartışmalar, yapıcı eleştirilerle güzelle çirkini birbirinden ayırabiliriz diye düşünüyorum. Ne yazık ki günümüzde de eksik olan konulardan birisi bu. Çok fazla üzerinde durulmadan okunup geçilen, sadece olay merkezli anlatım yapan eserleri bir müddet sonra tarihin süpürdüğünü ve bunun da yine gençlerimiz açısından kötü bir örnek olduğunu belirtiyor ve gençlerimize diyor ki iyi de olsa, gençler nasıl olsa diyor, iyi de olsa satılıyor, kötü de olsa satılıyor rahatlığıyla bir sürü eser yazıyorlar ama onların artık bu rahatlıktan kurtulmaları gerekir diyor. Çünkü gerçekten de çok köklü, çok güzel örnekleri olan bir edebiyat kültürüne sahibiz.
Ama ne yazık ki popüler dünyanın, popüler özellikle Avrupa kültürünün oyununa veyahut da tuzağına düşmemek gerektiğini düşünüyorum. Yazar da aynı kanıda. Roman sanatı üzerinde de daha sonra yazar roman sanatı üzerine yöneliyor burada ve roman türü sürekli bir dönüşüm içerisinde midir ve yeni nitelikler gelişme bir şeyler kazandırıyor mu diye bir soru yöneltiyor bize ve şöyle diyor: roman sanatı uygarlıkla ilerlemiş ve buna göre giderek karmaşıklaşmış toplumların bir sonucu olarak doğmuştur diyor. Yani durağan, statik, ilerlemeyen, sürekli kendini tekrar eden bir toplumda aslında romanın oluşmasının da çok mümkün olmayacağını burada yazar bize belirtmek istiyor. Özellikle de diyor 18. yüzyıl ve sonrasında roman sanatının Batı Avrupa'da bu kadar ilerlemesinin veya bu kadar rağbet görmesinin en büyük sebebinin sanayi devrimiyle birlikte gelen toplumsal adaletsizliğin ve onun toplum yaşamında daha çok da aile yaşamında açtığı yaraların ve daha başka birçok sorunun romanın gelişiminde etkili olduğu üzerinde duruyor. Tabii burada şunu görüyoruz: roman olumsuz bir kavram üzerinden sanki doğuyor gibi bir anlam çıkıyor. Aslında romanın işte bu incelediğim kitapta da, bu Forrest'ın kitabında da mesela aynı şekilde söylüyor. Evet, Burjuva'nın aristokrasi üzerindeki baskınlığının sanayi devrimiyle beraber artması ve toplumdaki bu değişim, ailevi değişim, toplumsal sorunların artması romandaki anlatımı da çeşitlendiriyor. Yani işte o picareslerin veya romans dediğimiz kavramların artık küçümsenmekten çıkarak romanın biraz daha ön plana geldiği eserler ortaya çıkıyor. Ve burada özellikle şunun üzerinde duruyor: acaba ilk romanın gelişimini dediğimiz şeyler, işte herkesin söylediği gibi bir Homeros'un İlyadası ve Odessa'sı gerçekten ilk roman kabul edilebilir mi? Ama bunun diyor mümkün olmaz, bunun mümkün olabileceğini düşünmüyorum diyor. Çünkü bir şeyin roman olabilmesi için mutlaka onda olay zinciri anlatımının yanında bir ruhsal çözümleme olması gerekir diyor. Yani siz bir Odesse'yi, işte İlyada'yı, Odesse'yi okuduğunuzda Agamemnon'un, Hektor'un, Paris'in, Helena'sının psikolojik ruh tahlillerini göremezsiniz diyor. Orada sadece onlarla ilgili yaşanmış bir olayın anlatımını görürsünüz. Bu da tam anlamıyla bir romanın oluşumunu sağlayamaz. Bu bakımdan ilk romanlar olarak görmek doğru değildir destanları diyor. İlerleyen zamanlarda şekil olarak değişime uğramışlardır. Peki diyor, ilk roman olarak biz neleri kabul edebiliriz? İlk romanlar olarak eski çağ dönemlerinde roman türünün görülmeye başlandığını söylüyor. İşte orada roman içerisinde eserin ismini de söylüyor. Onun da hatta konu olarak çok dikkat çekici farklı bir konu olduğunu anlatıyor. İşte bu da yine bir herhalde toplumsal durumla alakalı bir yaklaşım. Ama özellikle bu dönemde romanın çok küçük görüldüğü, çok değer verilmediği ama modern anlamda romanın eski çağla birlikte artık ağır ağır yükselişe geçtiği, yeni yakın çağ ve yeni çağla birlikte yükselişe geçtiğini, 12. yüzyıldan sonra toplumsal yaşamdaki ve kültürel yaşamdaki ilerlemeler doğal olarak edebiyatta da kendini göstermeye başladığını, yeni dünyanın kurulmaya başlanması, sermayecilikte ilk adımların atıldığı, bazı iktisatçıların büyük yüzyıl diye adlandırdığı bir yüzyılın oluşması, 11. ve 13. yüzyıllarda iktisadi ve toplumsal gelişmeler kadar kültürel gelişmeler de kendini bu anlamda gösteriyor. Burada benim de daha önceden evet bildim ama çok güzel ifade edilen bir kısım var. Artık diyor tiyatro bu dönemden itibaren kilisenin himayesinden çıkarak bireyselleşmeye başlaması romanı da çok fazla etkilemiştir diyor. Yani artık kilisenin baskısından kurtulan tiyatro haliyle bireyselleşince bu romanda da etkisini gösterir ve Rönesans'ın ışığı kafalarda ve gönüllerde yanmaya doğru gider. Tiyatroda Molière ve Shakespeare'i yaratan güç, özünde yeni insan anlayışını ortaya koyan bir güçtür diye de ekliyor ve bu güç aynı zamanda romanın da doğuşunu arttırıyor veya gücünü arttırıyor. Ve bu bizi zamanla yeni çağa doğru götürür ve yazar yine kendisi soruyor:
Peki diyor asıl roman yeni çağın ürünüdür diyebilir miyiz? Evet diyor asıl atılımın köklü değişimlerinin yeni çağ döneminde olduğu söyleyebiliriz. Çünkü diyor toplumsal ve iktisadi yaşamdaki hızlı ve köklü değişimler ulusal dillerin gelişip yayılması, buna göre dilde anlatım olanaklarının artması, düşüncenin gelişmesi gibi etkenler roman sanatının sanat dünyasına ağırlığını koymaya başladığını gösteriyor ve roman asıl yeni dünyanın ürünü olduğu dediğimiz dönem bu dönemdir diye de ekliyor ve özellikle de şunu söylüyor. Romanın ilk güçlü atılımlarını Fransa'da kendini gösterdiğini ve yeni çağın kültür merkezinin bu dönemde Paris olduğu için de Paris'te çok yoğun bir şekilde kendini gösterdiğini söylüyor. Özellikle 18. yüzyılda hepimiz az çok bu anlamda hepimiz edebiyatçıyız. Tabii ki bunu biliyoruz. Edebiyat dışında olanlar da bunu duymuşlardır. Klasizmin tiyatroda çok yoğun olması ama romantizmin doğmasıyla beraber, duyguculuk kavramıyla beraber romanın bu anlamda yükselişe geçtiğini yazar özellikle belirtiyor. Yani klasizm akımı tiyatroyu yükseltirken romantizm akımı bir anlamda romanın yükselişini arttırıyor. Kısaca da şunu söyleyebiliriz diyor. Klasizm tiyatronun ürünüdür. Romantizm ise romanı doğurmuştur. Romanı geliştirmiştir. Bu anlamda da özellikle diyor hızla gelişen işte Fransa'daki Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola gibi büyük sanatçılara ulaşıldı ve zayıf olmakla birlikte Almanya ve İngiltere'de de benzer dönüşümler kendini gösteriyor. Özellikle de diyor Almanya'daki Goethe'nin Genç Werther'in Acıları adlı romanı bizi de çok fazla etkileyen bir romandı diyor ve bu sadece bizi değil aslında bütün dünyayı derinden etkileyen bir roman oldu ve romanı gerçekten dünyaya çok büyük bir eser olarak, önemli bir tür olarak göstermeye başladı diyor. İnsanların sorunlarını açık açık ve gündelik dilde tartışan bu sanat, roman sanatı hemen her kesimden insanın bu anlamda ilgisini çekmeye başlıyor. Şu anlamda ilgisini çekiyor. Roman sanatı artık içe dönük bir sanat olmaya başlıyor. Dışa dönük olmaktan içe dönük bir hale geliyor. Klasik sanatçılar dışa dönük bir anlatımı tercih ederlerken romantik sanatçılar içe dönük bir anlatımı tercih ediyor ve insanlar bunu çok beğeniyor. Çünkü orada yazarın da görüşüyle şunu aktarıyor. İnsanlar şunu görüyorlar. Bu dünyada benimle aynı derdi yaşayan başka insanlar da varmış. Ve bu insanlar da diyor çok büyük bir dert ortaklığı mutluluk yaratıyor. Psikolojik olarak bir mutluluk yaratıyor diyor. Bu da romanın haliyle gelişimini arttırmıştır diyor. Mesela ben bununla ilgili bir okumamda şöyle bir şeye denk geldim. Mesela Virginia Woolf da bununla ilgili şöyle diyor. İşte diyor ki insanın iç dünyasıyla değil de dış dünyalarıyla ilgilendikleri için gerçek yaşamı yansıtmakta başarılı değillerdir bazı sanatçılar diyor veya romancılar. Yani bütün roman sanatçıları, bütün başarılı sanatçıların da aslında tek gayesi bir anlamda iç dünyayı başarılı bir şekilde ortaya koyabilmek. Bu konuda tabii yazar biraz günümüz güncel konularına da değiniyor ve acaba romanla sinema arasında da bir ilişki üzerinde durmak gerekir mi diyor. Tabii ki diyor aralarında bir bağ olabilir ama kesinlikle roman romandır, sinema sinemadır diyor. Birbirlerine bunların kesinlikle karıştırılmaması lazım. Hatta diyor daha basit bir şeyle söyleyeyim size. Roman sözde öne çıkar, sinema görüntüyle kendini gösterir diyor. Tabii ki birbirini çok etkilemiştir. Biz diyor Shakespeare'in bir tiyatro eserini sinemadan izlemekten çok büyük zevk alabiliriz. Onun imkanları çok daha geniştir diyor. Veya Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahını bir kişi çok uzun bulduğu için okuyamayabilir ama sinemada izlemekten zevk alabilir. Bu da farklı bir kanıdır diyor. Ama her şekilde bütün türleri birbirinden ayırmak gerekir. Sinemanın yeri sinemadadır. Romanla karıştırılmaması gerekir diyor. Bunun üzerine aynı zamanda biz yazarın kendi yorumlarından şunu görüyoruz. Madame Bovary, Gustave Flaubert'ın Madame Bovary romanını çok fazla sevdiğini, yani en sevdiği romanlar içerisinde olduğunu da bize aktarıyor. Ama bunu çok sevmesinin sebebini de Madame Bovary konusunun anlatımıyla, konusuyla alakalı olmadığını, aslında yazarın başarısıyla alakalı bir şey olduğu üzerinde duruyor. Ve özellikle şunun altını çiziyor. Madame Bovary'yi Gustave Flaubert diyor 5 yılda
her gün yarım sayfa yazarak oluşturdu diyor. Bu demektir ki diyor iyi bir eser böyle çala kalem yazılarak bir anda oluşturulamaz. Her karakter üzerine tek tek çalışmış, ilmek ilmek onu işlemiş ve karakterler romanı ele geçirmiştir diyor. Başarı zaten buradadır. Ben diyorum Madame Bovary'yi bu yönüyle seviyorum. Çünkü o diyor çoğu insanların söyleyemediği, başaramadığı, acemiliklerle söyleyemedikleri şeyi üstün bir yetenekle, bütün acılığıyla ortaya koymuştur. Ve şunu soruyor, dünyada Madame Bovary gibiler yok mu? Var. Ama bunu bu kadar güzel ve net söyleyebilen işte çok az sanatçı vardır diyor ve aynı zamanda şunu da ima ediyor. Her sanatçının mutlaka bir ahlak sorunu da olmalı ama bu ahlak sorununu ortaya koyarken de bir ahlakçı gibi, ahlak dersi verir gibi insanlara ders vermemeli, bunu hissettirmeden ortaya çıkartabilmeli, taraf tutmamalı ama biz bunu çok iyi anlayabiliriz veya anlayabilmeliyiz diyor. Zaten Madame Bovary'de de romanı okuduğumuzda görüyoruz. Gerçekten aslına bakarsanız biz Emma için üzülüyoruz. Yazar son noktada onu intihar ederek belki bu romandan kurtarıyor. Ama aslında belki de yazar Emma'ya üzülmemizi hiç de istemiyor olabilirdi. Belki de Emma'nın tarafını bile tutmuyordu ki öyle. Bunu biz daha sonra bazı yazarları da görebiliyoruz ama bunu asla yazar belli etmiyor. Mesela ben bununla ilgili Tolstoy'la da bir yazısını okudum da şöyle bir şeye denk gelmiştim. Anna Karenina romanı da biliyorsunuz Madame Bovary ile aynı konuları hemen hemen işleyen bir roman. Ama ben orada Tolstoy'un Anna'nın tarafında sanki gibi hissetmiştim. Yani Anna'yı böyle çok seven, koruyan bir tavrı vardı. Veya tarafsız da ama Anna'yı bize daha sevimli gösteriyordu. Ama Tolstoy'la yapılan mesela bir röportajında işte Anna Karenina sorulduğunda bırakın şu ahlaksız kadını diyor. Yani aslında bu kadar tarafsız tutmasına, tarafsız taraf tutuyormuş gibi görünmesine rağmen aslında asla Anna tarafında değil. Ama biz onu hiçbir şekilde hissetmiyoruz. İşte herhalde gerçek başarı da biraz böyle olsa gerek ve Tolstoy'un da ne kadar bu anlamda ahlaka önem verdiğini biliyoruz. Ben hızlı hızlı geçeceğim, zamanım daralmış olabilir ama konu çok güzel bir konu. Gerçekten keşke çok zamanımız olsa üzerinde durabilsek. Aynı zamanda bilim ve sanatçı arasında ilişki üzerinde de duruyor yazar. Asla diyor bir sanatçı bilim adamı olmamalı, bir bilim adamı gibi bir eseri anlatmamalı ama burası çok önemli. Kesinlikle diyor bilim adamı gerçekliğinden uzaklaşmamalı diyor. Yani olayları anlatırken bu anlatım tekniğinin içerisinde bilim olmalı ama asla bilim sanatın önüne de geçmemelidir diyor ki Flaubert'ın yazdığı eserde bilimin ne kadar ön planda olduğunu görürsünüz. Ama diyor bilimi çok fazla sanatın önüne geçirirseniz o zaman da Emile Zola gibi bir örneği görürsünüz diyor. Emile Zola'nın eserlerinde biz bilimin sanatın önüne geçtiğini görüyoruz ve ne yazık ki diyor başarılı eserler çıkmadığını da görebilmekteyiz diyor. İlerleyen zamanlarda yazarın kendi sanat görüşüyle ilgili bir durumu var. Bu da bana çok çok yakın geldi. Yazar için önemli olan her bilinçli insan gibi sanatçı da geçmişten aldığını yani geçmişin kültürünü geliştirerek geleceğe aktarmak ister. Bu yüzden gerçek sanat zorunlu olarak iyimserdir. Kötümserlik yarını olmamanın bir başka anlatımıdır. İyi sanat çalışkanlığı gerektirir. Genelde bütün tembeller yani hiçbir şey üretmeyenler gelecekten umudu kesmiş görünürler. Yarını olmayan ya da yarına sırtını dönmüş sanatçıya sanatçı diyebilir miyiz? Evet, düşündüğümüzde gerçekten de geçmişe takılı kalmış, ahlayıp vahlanarak karamsar, içe dönük tamamen kendini kapatmış bir sanatçının ne kadar sanatçı olabileceği üzerinde de yazar bir uyarıda bulunuyor. İlerleyen zamanlarda biraz kendi Türk romanımıza yöneliyoruz. İşte Taşuki Tarat ve Fitnat üzerinde duruyor. Türk romanı, ilk Türk romanları olarak bunları görüyoruz ama diyor bunlarla ilgili ne diyebiliriz diye sorduğunda sadece şunu söylemek istiyor. Biz ülke olarak bir sanayi devrimini, bir o toplumsal devinimi yaşamadık. Biz daha durağan kaldık diyor. Ve bu durağanlık roman sanatının bizde ilerlemesini engelledi. Kendi içerimizde bunu çok fazla yaşayamadık. Kapalı bir toplumduk. Bu kapalılık bizim sanayi devriminde yaşanılan o bunalımlı dönemi bizde yaşatmadı diyor.
Bu da çok fazla roman sanatının bizde ilerlemesini engelledi. Hatta toplumsal anlamda dönüşümün olmaması romanda da dönüşümü sağlamadı ve biz karakterlerin ruh dünyalarına çok fazla inemedik. Bunu da çok fazla başaramadık diyor. Bu bakımdan Taşuk Talat ve Fitnat için evet gerçekten ilk Türk romanıdır diyebilir miyiz deriz ama başarılı mıdırlar? Hayır, çok başarılı diyemeyiz diyor. Çünkü gerekli üzerine düşeni yapmamıştır anlamda söylüyor ve keşke diyor biraz daha dışa açık olsalardı. Hatta burada çok güzel bir örnek veriyor. Bana göre diyor Şinasi'nin şair evlenmesi çok geç yazılmış bir eserdir diyor. Yani bu kadar Avrupa'da eğitim görmüş bir insanın, Avrupa'yı bu kadar iyi tanıyan bir insanın bu kadar geç böyle bir eseri yazması bizim için bir kayıptır diyor. Doğru, evet gerçekten de dışa kapalı kaldık. Bu da romanın çok fazla ilerlemesini engelledi. Ama ilerleyen zamanda da çok fazla bir şey değişmedi bizde diyor. Çok fazla betimleme yapmayı seven, çok fazla açıklama yapmayı seven bir milletiz. Sanatçılarımız da böyle oldular diyor. İşte en iyi sanatçılarımız diyebileceğimiz Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu, İçimizdeki Şeytan'ını okursanız diyor, sürekli açıklama yapan, sürekli size bir yol gösteren roman bu değildir diyor. Yani romanda yazar size yol göstermemeli, bir açıklama yapmamalı. Siz oradan bir şey çıkarımda bulunmalısınız. Bu yazar size sadece yol göstersin yeterlidir diyor. İşte aynı şekilde Eylül romanını bize bir şekilde gösteriyor. Fazla ruhsal açılımlar yapmanın da romanı bunalttığını ve yorduğunu anlatıyor. Son olarak bana derseniz ki diyor ilk Türk romanlarında ne okumalıdır? Ben diyor öğrencilerime ve bana soranlara hep söyledim. Osman Cemal Kaygılı'nın 1939 yılında yazdığı Çingeneler ve 1944 yılında yazdığı Aygır Fatma romanları tam anlamıyla kabul edilebilecek çok güzel Türk romanlarıdır diyor. Çünkü bu romanlarda bana göre diyor gerçek roman odur, güzel roman odur. Hiçbir şey fazla değildir. Çıkarttığınızda romanın büyüsü ve anlamı bozulur diyor. Hiçbir şey fazla olmamalı, gereksiz anlatım yapılmamalı. Bu romanlarda biz bunu çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz diyor. İşte ilerleyen zamanlarda yine iyi bir roman nasıl bir romandır diye yine kendi kendine sorduğunda yine aynı şeyleri söylüyor. Çok fazla detaya inmeden, dil cambazlığı yapmadan, o dil gösterisine girmeden olduğu gibi aktarması bizim için başarılıdır diyor. Çok sevdiğim bir sözü var, onu da çok hoşuma gitti. 40 rastlantılı, 8 ölümlü bir romanın ölü doğmasından daha doğal bir şey yoktur diyor. Yani siz bir roman yazarken zaten o roman içerisinde 40 tane rastlantı, 8 tane ölüm yaratıyorsanız bu romanın gerçek dünya ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ve siz gerçek dünya ile olan bağını koparttığınız an roman olmaktan çıkar, artık masala dönüşür diyor. Herhalde diyor bizim en çok yaşadığımız sıkıntılardan birisi de budur diye bahsediyor ve gerçek sanatçının iyiyi ve doğruyu çokça sorun etmeden doğruca güzeli gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu, o arada iyi kendini alttan alta sezdirecektir. Böylece sadece bir ahlak dersi verme derdinde olmamalı, bunları insanlara hissettirmeden okuyucusuna aktarabilmelidir diyor. Son olarak kendisi de nasıl roman yazdığı üzerinde bir konuşmaya söylüyor, bir görüşünde bulunuyor ve şunu söylüyor. Ben öncelikle yazmak kolaydır. İşin en önemli noktası onu tasarlayabilmektir diyor. Önemli olan doğanın ve toplumun ya da daha genel olarak gerçekliğin koşullarına ters düşmemektir. O yüzden kişilerimi baştan iyi tanımak zorundayım. Yoksa onlar özensizlikte birer kukla olup çıkabilirler. Gerçeklik bize bağlı değildir. Biz gerçekliğe bağlıyız. Biz de gerçeklerin içindeyiz. Ona uymak zorundayız diye belirtiyor. Bir sözünü de yine çok beğenmiştim. Bir yazar karakterlerini sonunda öldürme derdindeyse eğer orada da bir sıkıntı var diyor. Hatta daha da ötesini söyleyeyim size. Eğer bir okuyucu ille sonunda birilerinin ölmesini bekliyorsa o çok vasat bir okuyucudur diyor. Dünya sonsuz, hayat sonsuz, romanı olduğu yerde bitirebilirsiniz ve onun devamını siz okuyucunun zihninde bırakıp mutlu veya mutsuz bir hayatı onun üzerinden kurmasını sağlamalısınız ve gerçek yazar da ancak böyle iyi eserler ortaya koyabilir diyor ve özgürlük geniş düşünmek anlamında gerçeklikle özgürlük arasındaki bağı mutlaka
kurabilmeniz lazım. Sanatçı özgür olabilirse ancak gerçek ve başarılı eserler ortaya koyabilir diyor. Evet, benim inşallah vaktimi çok fazla aşmamışımdır Sayın Hocam, ama Estağfurullah. dediğim gibi çok bütün kitabı çok severek okuduğum bir kitap oldu. Çok üzerinde gerçekten de konuşulabilir ama şunu düşünüyorum. Biz lisede özellikle öğrencilere işte roman, öykü türlerini anlatırken biraz bu konuda zorlanıyoruz. Aslında Afşar Temüç'ün mesela bunların hepsini çok güzel bir şekilde toplamış, derlemiş, toparlamış ve çok güzel, hani öğrencinin de herkesin çok rahat anlayabileceği bir tarzda anlatmış. Ben şahsen bundan sonra roman, öykü konularına geldiğimizde okulda öğrencilerim bunların mutlaka kitabını alamıyorlarsa, biliyorsunuz bizde bir kitap alma özrü var. Her şeye Evet para hocam. bulunuyor ama kitaba gelince para bulunmuyor. Vallahi fotokopisini çekeceğim, bir şey yapacağım. O da yasak ama çoğaltıp çocukları okutturacağım veya derste okuyacağım. Çünkü gerçekten hem toparlayıcı hem de çok güzel bilgilerle aydınlatıcı bir eser. Çok teşekkür ediyorum beni bu kitapla tanıştırdığınız için Sayın Biz Hocam. teşekkür ederiz hocam kıymetli değerlendirmelerinizle. O kısmı aslında ben de katılıyorum. Çünkü özellikle bizde edebiyat fakültelerinde temel bilgiler olarak bazı hususları öğrencilere vermeye çalışıyoruz. O noktada sizin de söylediğiniz gibi toparlayıcı ve hatta biz kendi ekip olarak Ülkü Hoca ve ekibi olarak yaptığımız çalışmalarda da o şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Yani hani olay örgüsü nedir? Bir romanda aranacak kıstaslar neler olmalıdır? Bu da çünkü Afşar Timuçin kendisi de şeylerden bahsediyor. İşte o yapısalcı inceleme metotlarından vesaireden. Ama biz hani sadece yapı incelemesi olarak değil, buna izleksel kurguyu da dahil ederek bazı şeyleri ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ve burada hani bir edebi eser ya da bir eseri önce edebi kılan nedir? Bunu roman kanalından düşünürsek, bunu roman sayabilmemiz için gerekli ölçütler nelerdir ya da roman öykü, roman hikaye ayrımlarının neler olması gerekiyor şeklinde böyle hem tadımlı ama aynı zamanda belli bir kesimi de doyuracak bilgiler veriliyor. Şu an bizim açımızdan tadımlık olsa da özellikle lise öğrencilerimiz için veya edebiyata ilk başlamış işte birinci, ikinci sınıf öğrencileri için kıymetli, elle tutulur bilgiler. Sizin de değerlendirmelerinizle arkadaşlarımız inşallah bundan sonra bu minvalde ilerleyeceklerdir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Eserin şiir kısmı ile ilgili değerlendirmeleri de Mehmet Erdem Bey yapacaklar. Mehmet Bey, burada mısınız? Görüntü var ancak ses yok. Mehmet Erdem Bey. Bağlantıda zannediyorum bir sorun yaşıyor Mehmet Bey. Evet Mehmet Bey geldiniz değil mi? Hocam merhaba, kusura bakmayın, telefonda bir sıkıntı çıktı, ayarladım şimdi. Evet Sesim buyurun hoş geldiniz. Sesiniz şu an geliyor. Sizin tam sesim geliyor değerlendirmelerinizi galiba hocam. alacağız. Evet buyurun söz sizde. Sözü Mehmet Bey'e veremiyoruz. Gülşah Hocam. Devam edebilirim öykü Diğer konuşmacı esprisiyle. olarak evet sizin sırayı tekrardan size versek olur öyle değil mi? Nasıl uygun görürseniz hocam. Estağfurullah hocam. Sizin için uygunsa bizim için de Olur. uygun olacak. Gülşah Hocam, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Gülşah Şişman. Edebi
edebiyat estetiği konusunda kendimle konuşmalarda öykü kısmını bizlere değerlendirecek. Buyurunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Eserin dördüncü bölümü olan öykü estetiğinde genel hatlarıyla öykünün ne olduğu üzerinde duruluyor. Bu bölümde öykü ile başta roman olmak üzere mektup, anı, mizah, gezi yazısı gibi ona yakın türler arasındaki benzerlikleri ve ilişkilere değiniliyor. Ve adı anılan bütün bu türler hakkında yazarlar ve eserler bağlamında örnekler veriliyor. Bir nevi öykünün neliği ortaya konmaya çalışılırken öyküye merak duyanlara yararlanabilecekleri bir okuma listesi de sunuluyor aslında. Aynı zamanda öykücü adaylarına da bir nevi bir yol haritası çıkarıldığını görüyoruz. Bu bölümde ilk soru öykü roman arasındaki ayrımı belirleyen uzunluk, kısalık, işte sayfa sayısı gibi nicelik kategorisi üzerinde yükseliyor. Romanı senfoni olarak, öyküyü de bir sonat ya da konçerto olarak değerlendiriyor Timuçin. Öykü romandan daha yalın, roman öyküden daha karmaşıktır diyor. Durum sözcüğüne dikkat çekiyor öyküyle ilgili olarak ve öykücünün yaptığının bazı durumların fotoğrafını çekmek olduğunu söylüyor. Romancı insanın temel sorunlarını enine boyuna ortaya dökebiliyor, insanla ilgili her konuyu tartışabiliyor ve romancı bunu roman kahramanlarına yaptırıyor. Öykücünün ise böyle bir şansı yok. Oldukça dar bir alanda çalıştığı için durum saptamaları yapmakla yetinmek durumunda. Bu öyküde insanın temel sorunlarının tabii ki ele alınmadığı anlamına gelmiyor. Bunların derinlemesine, incelenmesine olanak sağlamıyor öykü tür olarak. İkinci soru öykü sanatının Türk edebiyatındaki gelişimiyle ilgili. Bizde öykü sanatının da roman sanatı gibi geç zamanda geliştiğine değiniliyor. Edebiyat geleneğimizde öyküye yer olmadığı, bu toplumun geçmiş zamanda şairleriyle öne çıktığı tespitiyle başlıyor yazar. Cumhuriyetle gelen devrimci, yenilikçi hava içinde gelişen öykücülüğümüzün nicelik açısından romancılığımızdan aşağı kalır yanı olmadığını belirterek devam ediyor. Bu noktada adı tam anlamıyla öykücüye çıkmış çok fazla yazarımız olmadığına değiniyor ve bizde yazarların diğer türlerle birlikte öykü de yazmış olduklarını söylüyor. Romanı ve öyküyü bir arada sürdüren yazarların eksikliklerinin ya da başarılı taraflarının her iki türde de görülebildiğini dile getiriyor. Verdiği örneklerden biri Sabahattin Ali. Eser verdiği her iki türde de bazı yetersizliklerinin ve acemiliklerinin olduğunu söyleyip toplumsal ve siyasal yaşama olan aşırı ilgisinin onu yazarlıkta engellemiş olabileceği tespitinde bulunuyor. Bu noktada sanatkarların yapıtlarındaki yeterliklerin ve yetersizliklerin verilen emeğin niteliğiyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Osman Cemal Kaygılı örneğini vererek yazarın Ercüment Hocam'ın konuşmasında da sözü geçen Çingeneler ve Aygır Fatma romanıyla gerçek anlamda büyük romancı niteliklerini ortaya koyduğunu, öykülerinin ise hiç de başarılı olmadığını belirtiyor. Bu kısımda Timuçin'in üzerinde durduğu bir diğer isim ise Sait Faik. Romanlarının ki iki tane romanı var Sait Faik'in bildiğiniz üzere Medarı Maişet Motoru ile Kayıp Aranıyor. Romanlarının uzatılmış öykü izlenimi verdiğini söyleyerek onlardan romandan çok öykü tadı aldığımızı dile getiriyor. Türk edebiyatında öykücü dendiğinde ilk akla gelen isim olarak değerlendirdiği sanatkarın dünyaya her açıdan bakan insancı yanını, toplum sorunlarını siyaset adamı gibi değil de siyaset meraklısı bir aydın gibi işlemesini, ideolojik bir tutumdan öte insan sevgisinin belirlediği insanı yüceltme ve insana güvenme özenini, bununla birlikte toplumu ya da insanları eleştirel bir bakışla ele almaktan geri durmamasını, yeri geldiğinde taşı gediğine koyan tavrını ve eleştirilerinde ölçülü olduğu kadar yürekli ve bağımsız olmasını onun güçlü yanları olarak veriyor.
Sait Faik'in öykülerinin dili üzerinden devam ediyor tüm için değerlendirmelerine ve birçok öyküsünün kendisine özenle yazılmamış izlenimi verdiğini, savruk bir yanı olduğunu belirtiyor. Timuçin dili bütün incelikleriyle kullanan sanatkarın dile özenmez bir halinin sezildiğini söylüyor. Ancak bu noktada hani öykü üzerinde uzun uzun çalışabilecek vakti olduğu için Sait Faik hakkında diyor bunu. Yani bunu bilerek mi yaptığı konusunda da net bir kanıya, tam bir kanıya varamıyor. Bu noktada üzerinde durduğu husus, Sait Faik'in yaşadığı dönemde dilimizin bu kadar gelişmiş ve yerine tam oturmuş olmayışı. Bu noktada bizim dil serüvenimizin batıdan aşağı yukarı 300 yıl sonra başladığını ama ulusça bu bakımdan iyi iş çıkardığımızı belirtiyor. Bazen yazarların neyi anlattıklarını çokça önemsediklerini ancak nasıl anlatmaları gerektiği üzerinde pek durmadıklarını dile getiriyor ve bunu edebiyat bilincinin eksikliğine bağlıyor. Anton Çehov'un hem öyküleriyle hem tiyatrolarıyla dünya edebiyatı üzerindeki etkisinin tartışıldığı kısımda Timuçin ahlak sağlamlığının yapıtların nasıl yansıdığı konusunda verilebilecek başlıca örneğin Çehov olduğunu dile getiriyor ve dünya öykücülüğünün ondan enine boyuna etkilendiğini belirtiyor. Türk edebiyatında da böyle bir etkilenme olmamıştır demenin tabii ki zor olduğuna değiniyor. Ancak bizim kültür dünyamızın dünya kültüründen etkilenme oranının düşüklüğü nedeniyle tam anlamıyla bir etkilenmeden de bahsedilemeyeceğini söylüyor. Bize görü sağlayacak kaynakları yeteri kadar incelemediğimizi düşünen Timuçin, elimde bir güç olsaydı edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine başlı başına bir Anton Çehov dersi koydururdum diyerek sanatkarın önemine dikkat çekiyor. Onun hem bir Rus hem de dünyalı olarak insanı büyük boyutlarda ele aldığına ve evrensel insan değerlerini anlamaya ve ortaya koymaya yöneldiğine değinerek genel anlamda Rus yazarlarının yapıtlarında ulusal özelliklerini yansıtırken bütün dünyayı etkilemekten geri kalmadıklarını ancak bizim bu etkiye ne derece açık olduğumuzun belirsizliğini dile getiriyor ve öykücülerimizde açık açık Çehov etkisi göremediğimize işaret ediyor. Çehov'un iyi bir gözlemci ve gerçek anlamda bir insan araştırmacısı olduğuna, insana gönül verdiğine, kimseden yana olmayıp haksızlıklar karşısında ses çıkarmayı bildiğine değinerek öykücü olmaya heveslenen birinin ilk iş olarak onun bütün öykülerini okumasını salık veriyor. Bununla bağlantılı olarak genç öykücülerimizin Sait Faik'in başını çektiği klasik diyebileceğimiz öykü anlayışından uzaklaşıp uzaklaşmadıkları meselesi tartışmaya açılıyor. Afşar Timuçin zaman zaman bizi şaşırtan, işte ne yapmak istiyor, neyi deniyor diye düşündüren, ressamların biçim bozmalarına benzer üslup denemeleri yapan Sait Faik'in öykü anlayışını klasik diye nitelendiremeyeceğimizi, onun gözümüzde birçok bakımdan yenilikçi göründüğünü, klasik belirlemesini Sabahattin Ali için kullanmanın daha doğru olacağını söylüyor. Sait Faik'in kendini anlatırken bile insanı anlattığını söyleyen ve birçok genç öykücünün ise insanı anlatmaya çalışırken kendini anlatmasının nedenlerini sorgulayan Timuçin bu durumu yeniye ve yeni olanaklar elde etmeye doğru ters bir akış olarak değerlendiriyor. Bugün Romanya'da öykü yazmaya davranan genç insanların kendilerinden başka önemli hiçbir şey yokmuş gibi kendilerini anlattıklarını söylüyor. Her şeyden önce dil engelini aşamadıklarını, bu arada düşünce tarihinden habersiz oldukları için insanı da tanımadıklarını dile getiriyor. Bu noktada yazdıklarının değerini tartışmayıp hani onları nasıl yayımlatacaklarını
sorun eden genç öykücülere de bir eleştiri yöneltiyor. Ve bu anlayışın yanlışlığına dikkat çekmekle birlikte, bu eleştiriyi getirmekle birlikte zamanın onları haklı çıkardığını da esefle belirtiyor. İçinde bulunduğumuz dönemin öykü anlayışına işte uluslararası bazı kurumlar ve o kurumlarca verilen ödüller üzerinden, ki Ercüment Hocam da biraz bu meseleye değinmişti roman bahsinde, eleştiriler getiren Timuçin, sanatçının kendini önce kendi toplumuna benimsetmek zorunda olduğuna, dışarıdan ödül almanın bir takım ilişkilerin sonucu olduğuna vurgu yapıyor. Onların arasından işte sağlam kalemlerin ancak bu çok acımasız koşullarda tek başına kalmayı göze alarak ve canını dişine takmış dirençli kimseler olmaktan ödün vermeyerek mümkün olabileceğinin de altını çiziyor. Aşırı nüfus artışıyla iç göçün büyük boyutlara ulaşmasını, kentlerin ölçüsüz kalabalıklaşmasını, toplumun maddi ve manevi değerler üretemez duruma gelmesini, sağlam eğitim kurumlarının açılamamasını ve var olan eğitim kurumlarının da niteliklerini büyük ölçüde yitiriyor olmasını, ahlaki değerlerin hızla yıpranmakta oluşunu ve başta yalancılık olmak üzere her çeşit ahlaksızlığın yaygınlaşmasını, edebiyata kendini adamak isteyen en dürüst insanların bile önündeki büyük engeller olarak gösteriyor. İnsanın bir romanda ya da öyküde kendini anlatmamasının, hani bu böyle bir eleştiri getiriyordu ya, kendini anlatmasının edebiyat açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda tüm sanatlarda olduğu gibi edebiyat sanatında da öncelikle insan gerçeğini tanımak istediğimizden bahsediyor. Bir kişiye ait bir durumu değil, o husus hakkındaki insanlık durumunun ne olduğunu verebilmektir önemli olan diyor. Sanatların evrensel olanı tek kişinin penceresinden görmek ve göstermek istediklerine dikkat çekerek sanatçının özelde geneli gören ve gösteren adam olduğunu hatırlatıyor. Gerçek sanatçının tek kişinin dünyasını örnek göstererek o tek kişinin dünyasındaki durumun, işte diyelim ki boğuntunun ne olduğunu gösterebildiği oranda önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü her bilgi alanında olduğu gibi hani edebiyat alanında da tek tek şeylerin önemi tanımı tamına evrenseli açıklamaya yatkın özelliklerinin olmasından gelmektedir diyor. Burada aslında eserin işte giriş mahiyetindeki o edebiyat sanat mıdır? Yani ilk bölümünde sanatı insan araştırması olarak gördüğünü ifade ettiği ve bunu açıkladığı kısımlarda da benzer şeyleri söylediğini görüyoruz. Hani daha böyle kuvvetlendirmek adına o kısımdan ben bir alıntı yapmak istiyorum. Sanatta ve bu arada edebiyatta insanı hem temel özellikleriyle, yani özverisiyle, kıskançlığıyla, yalancılığıyla, umuduyla, umutsuzluğuyla tanırız, hem de bu özelliklerin kişilerde özel olarak gerçekleşme biçimlerini tanırız. Sanat daha çok insanın özel özelliklerinden giderek genel özelliklerini tanımaya çalışır. Tek kişiyi tanımak ya da tanıtmak için roman yazmayız. O tek kişi de bütün insanı ilgilendiren bir takım doğruları ortaya çıkarmak isteriz. Onun için roman yazarız. Özelden genele giden yolu bulabilmek önemlidir. Bir cimrinin düşüncelerinden, duygularından ve davranış biçimlerinden cimriliğin ruhsallığına yükselmeye çalışırız diyor. Yani burada akla hani tabii ki cimri deyince işte Molière'in cimrisi geliyor ve hani biz hakikaten o eserde yani Harpagon'un cimriliğini değil ya da Harpagon'u bir karakter olarak yani sadece onun cimriliğini değil aslında yani bireyselden evrensele varan bir açılımda değil mi? Bir cimri tipini genel anlamda evrensel bir cimri karakterini görüyoruz mesela. Bunu da eklemek istedim. Eser bu kısım hem işte bir yerleri tanıtan hem de öykü tadı veren yazılar üzerinden devam ediyor. Yani gezi yazıları şeklinde diyebileceğimiz ve bu şekilde olup da unutulan bazı eser örnekleri veriyor Timuçin. Bunlardan biri Osman Cemal Kaygılı'nın 1931'de Yeni Gün gazetesinde İstanbul'un Köşe Bucağı adıyla yayımlanmış olan Köşe Bucak İstanbul.
adlı eseri pek çok kişi tarafından unutulmuş olan İstanbul'un bütün semtlerini bütün özellikleriyle tanıtan bu eserin halk bilim alanında çok önemli bir araştırma kitabı olduğuna değiniliyor. Bu kitapta mizah ögeleriyle de süslenen yazıların öykü tadı verdiği dile getiriliyor. Yazarın gene çoktan unutulup gitmiş olan Argo Lugati ve Refik Halit Karay'ın gurbet hikayelerini de bu tarz eserler arasında anan Timuçin ardından Refik Halit Karay'ın memleket hikayelerine de değiniyor. Kendisini usta bir öykücü, öykülerinin kurgusunu da usta işi bulan Timuçin onun dünyaya bakışıyla ve insan anlayışıyla bağdaşamadığını da ekliyor. Yazarın insanları sevmediğini, hafife aldığını ve her zaman bencillik üzerinden kötüye eğilimli diye belirlediğini dile getirerek kurguladığı karakterler hakkındaki değerlendirmelerini sürdürüyor. Timuçin'e göre Refik Halit'in insanları bencilliklerini aşamazlar ve aşmak da istemezler. Onun kişileri acıma duygusundan yoksundur. Onların bir özellikleri de gevşek ve iyiden iyiye dayanıksız olmalarıdır. Bununla birlikte Refik Halit'in yabana atılacak bir edebiyatçı olmadığının ve genç öykücülerin ondan çok şey öğrenebileceklerinin altını çiziyor. Refik Halit'ten konu mizah öykülerine geliyor. Timuçin'e göre mizahı bir edebiyat türü olarak görmek doğru değil. Edebiyatın dışına düşen mizah yalnızca eğlendiricidir yorumunda bulunuyor. Mizah ancak edebiyatın bir yan ögesi, bir yardımcı ögesi olduğu zaman etkili olabilir Timuçin'e göre. Öyküde, romanda hatta şiirde ölçülü kullanılırsa yazıya tat verir. Başlı başına mizah ise basit bir eğlence aracı olmaktan öteye geçemez. Özel bir dikkat gerektirmedikleri için çok kolay okunan bu yazılar kültür düzeyi yüksek kimselere çok şey söylemez diyor. Mizahın en çok geçerli olduğu alanın siyaset alanı olduğunu söyleyerek mizah ögesini çok iyi kullanan romancılar ve öykücülerden biri olarak psikiyatri uzmanı Doktor Fahri Celal Göktulga'dan bahsediyor ve onun öykülerinin bir dönemin toplumsal yaşamından ilginç görüntüler sunduğunu dile getiriyor. Onda mizahın yazının edebi ağırlığını gidermediğini, tersine yazıya güç kattığını söylüyor. Öyküyle bağlantılı olarak mektup türünü de ele alıyor Afşar Timuçin ve değerlendirmelerde bulunuyor. Edebi değeri olan ve bugüne kalmış olan mektuplarda bir öykü havasının derinden derine kendini sezdirdiğini dile getiren yazar, iş mektuplarını ve tarihe ışık tutacak mektupları dışarıda bırakıyor. Öykünün içtenliğiyle mektubun açıklığını, sıcaklığını, candan havasını birbirine yakın bulan Timuçin, mektup biçiminde yazılmış romanlara da değiniyor ve 18. yüzyıl Fransız romancısı Choderlos de Laclos'un Tehlikeli İlişkiler, Tehlikeli İlişkiler romanını örnek gösteriyor. Timuçin'e göre mektup türü diye bir şeyden söz edebilmek için yazıların edebi değeri yüksek yazılar olması gerekmekte. Yazar Gustave Flaubert'in mektuplarını örnek göstererek bütün sıcaklıklarıyla ve edebi ağırlıklarıyla hem örnek mektuplar olduklarını hem de gerçek bir aydının dünyasından bize ışık tuttuklarını söylüyor. Konuşma yani eserdeki tartışma boyuna göre belki de uzun öykü diye belirlenebilecek anı türünün bu sefer öyküye yakınlığıyla devam ediyor. Yaşadıklarımızın bir süre sonra öyküye dönüşmesi yani yaşamın da bir yanıyla öykü olması. Öyküde olduğu gibi anı kitaplarında da bir takım insanlık durumlarıyla karşılaşıldığından söz ediyor. Bununla birlikte anılar karşısındaki duygusallığımız ister olumlu ister olumsuz olsun anılara güvenilemeyeceğini belirtiyor. Çünkü anılar bilincin dönüşüm koşullarına göre durmadan dönüşürler, yani biçim ve anlam değiştirirler. Anılar üzerinde yanılmak ya da anıları kötüye kullanmak söz konusu olabilir. Anı yazanlar her zaman içtenlikli olmayabilirler. Bu bazı anı yazılarının savunma havası taşımasından anlaşılmaktadır diyor. Ve anı türünü unutulacak bir takım yaşantıların yazıya geçirilmiş olması dolayısıyla gene de yararlı bulduğunu ekliyor. Roman alanında olduğu gibi öykü alanında da epeyce kalem oynatan Afşar Timuçin roman deneyimlerinden bahsettiği gibi nasıl öykü yazdığından da söz ediyor. Son olarak biraz da buna değinip bitirmek istiyorum. Öykünün oluşumunu şiirin oluşumuna benzetiyor. Öykünün kendiliğinden ve beklenmedik bir zamanda geldiğini söylüyor.
romanın uzun süreçler boyunca kurgulandığını, yazma evresinde de kurgulama işinin sürdüğünü, öyküyü ise tasarlamadığını, şiirde olduğu gibi gelsin diye beklediğini dile getiriyor. Romanda tasarlamanın Esin'i geride bıraktığını belirtiyor. Öyküde ise Esin'in ön plana çıktığını söylüyor. Bir öykü konusuyla ve duygusallığıyla birden kafamda beliriverir diyor. Şiir gibi onun da hemen yazılması gerektiğini, yoksa uçup gidebileceğini ya da daha sonra yazmak istendiğinde çok zahmet çekileceğini dile getiriyor. Tümüç'üne göre öykücü bütün gücünü ayrıntılardan almakta. Romanda mizah ögesi belirleyici değilken ya da çok gerekli değilken, öyküde aşırıya kaçmamak koşuluyla mizahın kurucu ögelerden biri olarak düşünülebileceğini söylüyor. Romanda da öyküde de merak unsurunun önemine değinen Tümüç'ün, yazarın işinin daha ilk satırdan başlayarak okuyucuda merak uyandırabilmek olduğunu ekliyor. Romanın konu genişliği içinde bunu yapmak daha kolay olduğundan, kısacık bir öyküde merak uyandırabilmenin doğrudan doğruya ustalık istediğini vurguluyor ve öykücünün tiyatro oyunlarında gördüğümüz gibi o tanıtıcı kısa belirlemelerden kesinlikle kaçınması gerektiğinin altını çiziyor. Timuçin'in romanda pek gerekli görmeyip öyküde çok önemli bulduğu bir husus ise halkın içinde olmak gerekliliği. Kendisinin de bir üyesi olduğu halkın insanlarını anlattığı için onların davranışlarını ve özellikle de konuşmalarını bir dedektif gibi izlediğini belirtiyor ve sokaklardan geçmeyenlerin öykü yazmaya yeltenmemesini tavsiye ediyor. Timuçin kendi öykü yazma sürecini dile getiriyor. Kitaptan o kısmı alıntılayarak onun cümleleriyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum müsaadenizle. Şiiri nasıl bekliyorsam öyküyü de öyle beklerim. Avını bekleyen avcı gibi sabırla beklerim. Şiirde olduğu gibi öyküde de bir dönem hiçbir şey gelmez aklıma. Uzunca bir dönem yaşarım öyküsüz. Hiç ama hiç zorlamam kendimi. Bir an gelecek, her şey yeniden başlayacaktır. Zorlama yazılmış hiçbir şeyden hayır gelmez. Yeni bir dönemin başlamasıyla öyküler arka arkaya kendilerini gösterirler. Şiirde olduğu gibi öyküde de işlemecilik çok önemlidir. Bir şeyleri yeniden yazmak gerekebilir. Şiir gibi öykü de ince iştir ve büyük emek ister. Romanda işçilik gerekmez mi? Elbette gerekir ama onda ayrıntılardan çok genel yapı önemlidir. Şiirde olduğu gibi öyküde de hiç aceleci değilimdir. Bazen bir öykü üzerinde aylarca çalıştığım olur. Bazen de maya tutmamıştır. Yapılacak şey o öyküyü gözden çıkarmaktır. Onu saklamanın bir anlamı yoktur. Yetersiz doğmuştur. Siz en iyiyi amaçlarken o ortalamayı bile tutturamamıştır. Şiir yırtmaktan ve öykü atmaktan hiç rahatsız olmam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gürşah Hocam. Oldukça yine doyurucu bir konuşmaydı. Şimdi tabii Afşak Timuçin eserine baktığımızda romanla başlayıp öyküyle devam edip şiire daha sonra yer vermesi sizin de anlattığınız ve benim de okudukça yaptığım çıkarımlar doğrultusunda öyküyü biraz daha şiirsel bir yapıda görmesinden kaynaklanıyor gibi de düşünüyorum. Yani o dizimde türlere bakış açısının bir yansıması olarak görülebiliyor zannediyorum. Çünkü hem öyküde yine biraz önce bahsettiğiniz gibi hem öyküde hem şiirde Esin'den de bahsediyor. O Esin'i ayrı bir noktaya koyuyor. Şimdi Mehmet Bey bize şiir hakkındaki düşünceleri de aktaracak. Daha sonra bu nokta biraz daha aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Mehmet Bey, bağlantınızda evet. Sorun yok değil mi? Buradasınız. Evet hocam, şu an evet. Ayarladım inşallah. İnşallah. Bırak hocam. Siz de... Buyurun Ercüment Bey. Ya Mehmet Hocam başlamadan önce ben küçük bir Gülşen Hocam'a bir katkı yapabilir miyim acaba? Çok buyurun küçük. Hocam, buyurun. Şöyle, ben romanla biliyorsunuz öykü konusu birbirine çok bağlantılıydı benimkinde de. Bizim özellikle okullarda yaşadığımız en büyük sorunu Afşar Timuçin çok güzel üzerinde durmuş. Bu roman uzun olur, öykü kısa olur. İkisi arasındaki ayrımı biz nasıl yaparız diye bir sorusu benim kısmımda özellikle var.
Yani diyorum bu çok mantıksız bir açıklama. Bir şey uzun veya kısa diye biri roman, biri öykü diye ayrılmaması gerekir. Romanla öykünün en güzel ayrılma noktası ruhsal betimlemelerin detaylı yapıldığı eserlere, biz kahramanların betimlemeleri ruhsal olarak çok detaylı yapılıyorsa ve gözümüze canlandırıyorsak roman, bunların detaylarına inmiyorsa, sadece olay odaklı veyahut da anı çekiyorsa, durumu bize aktarıyorsa bunlara da öykü deriz diyor. Ama tabii ki biz ne yazık ki hala bunu uzunsa roman, kısaysa öyküdür diye anlatıp gidiyoruz. Nicele takılı Evet. kalmamızdan da biraz Ne herhalde yazık ki. kaynaklanıyor. Evet. Evet. Ne Yani yazık ki. sizin derdiniz daha küçük çaplı ama siz öğrencilere anlatamıyorsunuz bunu. Bizimki biraz daha büyük çaplı. Ama işte buradan devam edince hocam, orada da aynı şekilde iş aksayarak gidiyor. Maalesef bu aynı Genelde problem öyle. şeyde de küçürek öykü ve öykü ayrımında Evet. da var. Bunu yine Evet, dünya evet. üzerinde ünlü öykücüler yorumlarını yapıyorlar buna. Sayfa sayısı veren var ya da işte bir oturuşta okunu veren hikayeler kısa öyküdür, short story'dir şeklinde izahatlar da var ama tabii roman ve şey arasında, öykü arasında aslında belirgindir o durum. Maalesef bunda tam mutabakat sağlanamadı. Haklısınız. Evet. İnşallah Teşekkür sağlanacak ederim. hocam. İnşallah Teşekkür okuyarak. ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun Sağ hocam. olun hocam. Siz de sağ Evet, olun. Mehmet Bey son olarak Afşar Timuçin'in eserindeki şiir başlığını değerlendirecekler. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederim hocam. Sesim geliyor. Tamam. Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben kitabın şiir estetiği bölümünden bahsedeceğim. Öncelikle sanat nedir? Estetik nedir? Şiir nedir? Bu tanımlamalara kısaca değinmek istiyorum. Sanat bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü şeklinde tanımlanıyor. Var olanla yetinmeyip olmayanın, olabilirliğin arayışı, daha çok umutlarımızın ve duygusal tepkilerimizin karşılığıdır sanat. Hakikati kendine özgü araçlarla duyurulur duruma getirme, bilincimizin önüne koyan bir yöntem. Hegel ise şu şekilde bir tanımlaması var estetik kitabında. Sanatın kendisinden çıktığı tümel ve mutlak gereksinim, kökenini insanın düşünen bir bilinç olmasında, yani kendisinin ve başka her şeyin ne olduğunu kendisinden çıkarmasında ve kendisinin önüne koymasında buluyor. Estetik kavram ise sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı. Estetiğin konusu genel olarak güzelliktir. Güzelin kendisinin varoluş biçimleri sanatın değişik alanlarında görülür. Sanatta sınıflama onun konusuna göre değil, kullandığı araç ve yöntemlere göre yapılır. Hangi biçim altında gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, farklı sanat alanlarının ortak yanları vardır. Amacı güzellik, aracı ise imgedir. Estetik sözcüğü Grekçe aistesis ya da yazıldığı gibi okuyorum. Aistanes, hayır, sözünden gelmektedir. Sözcük duyum, duyulur, algı anlamına geldiği gibi duyuyla algılamak anlamına da şeklinde tanımlanabiliyormuş. Afşar Timuç'un estetik kitabında ise estetik güzelim bilimi, sanatın alanına girmek, duyulurun alanına girmektir. Bu duyulur özel bir duyulurdur. Özel bir bedenlerin kazanmış olan bir duyulurdur. Yapıt özel olarak oluşturulmuş duyulardan başka bir şey değildir. Duyulur olan dışsal düzeyde algılanır olandır. Yapıtın bir niteliği de algılanabilir olmasıdır. Yani anlamlı olmasıdır. Yapıt özel anlamları olan bir algılanabilirdir diyor. Sanatçının yapıtında ortaya koymuş olduğu duygu, düşünce ve kavramı sanatsal güzel bağlamında bizlere görünür kılmaya çalışmaktır aslında bir yerde estetik. Şimdi şiirin tanımlamasına devam etmek istiyorum. Duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden süzülmüş yaşantı birikimleri. Ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarını kimi zaman değişik anlamlarla yükleyerek dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları imgelerden, söz sanatlarından ve ritimden uyumdan meydana gelen yazım türü. Şiir sanatı, Aristo'nun Poetikası'nda ise Aristo şu şekilde tanımlıyor şiir sanatını. Genel olarak varlığını insan doğasında temellenen iki temel nedene borçlu gibi görünüyor. Bunlardan birisi taklit iç tepisi olup insanlarda doğuştan vardır. İkincisi bütün taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanmadır ki bu insan için karakteristiktir diyor. Cahit Sıtkı Tarancı'nın da bir şiir tanımlaması, onu da paylaşmak istiyorum. Edebiyat yapmayı, büyük söz etmeyi sevenler için şiir ne değildir ki? Şiir bir çığlıktır, bir ilanı aşktır, sallanan bir yumruktur, bir umuttur, bir kurtuluştur. Kuşkusuz bunların hepsi şiirde olabilir.
Fakat bunlar nesirde de olan şeylerdir. Şiirin ne olduğunu anlayabilmek için onu nesirden ayıran özellikleri aramak, onlar üzerinde durmak daha doğru olur şeklinde tanımlıyor. Afşak Gümüş'ün ise şiir sanatını kendi kitabında sayfa 101'de şiir sanatı yaşamımız için vazgeçilmez bir gerekliliktir sanki. O bir içtenlik sanatıdır, bir iç döküş sanatıdır, sanki dert ortağımızdır. İnsanlar aşklarını, sıkıntılarını, açmazlarını, umutsuzluklarını, umutlarını, sevinçlerini şiire döküp kendilerine bir tür iyileştirici ya da dert ortağı yaratırlar şiirden. Şiir çok zaman bir şeyleri başkalarıyla paylaşma denemesidir. Burada bir örnek olarak Edip Cansever'in Sona Kalsa şiirinden ben bir kısım paylaşmak istiyorum. Saatime bakıyorum sesi, kapıyı gözlüyorum arada. Biraz soğuk mu geliyor ne? Kapatır mısın? Sinirli bir kırmızılık suya batıyor. Düşünüyorum, ansızın bir dost yüzü görmemiştim de yıllarca. Gelse, değişmiş çok, yaşlanmış da. Sigara mı yakıyor durmadan? İstemem diyemiyorum ama yakmasa. Konuşuyoruz, konuşuyor muyuz? Yazmayı bırakmış çoktan. Gerçi bir roman taslağı varmış kafasında. Bir elimde elma, elmada bir el diyorum. Hayretle bakıyor yüzüme. Bir bardak bira içiyor, çekip gidiyor az sonra. Mehmet Bey'in bağlantısında bir ufak bir sorun. Mehmet Bey. Hocam duyuyorum ben sizi. Şu an biz de sizi duyabiliyoruz. Tamam hocam. İşte kaldığım yerden devam ediyorum. Bu şiirde de görülüyor ki insan içinde biriktirdiği, dile getiremediği şeyleri başkalarıyla paylaşamayınca kelimelere, dizilere dökme ihtiyacı hissediyor. Ama bu ihtiyaç alelade sıradan bir cümle kuruluşuyla olmuyor. Olabilecek en gizli, en içten şekilde kendini gösteriyor. Yine burada Afşar Timuçin'in konuyla alakalı olarak bir alıntı yapmak istiyorum kitabında. Sayfa 101'de. Önemli olan şair olmak değil, kendini söze vurmaktır. Şiir yazmak öncelikle bir iç hesaplaşmadır. İnsan kendi sorunlarına da, insanlığın sorunlarına da en içten biçimde şiirde kavuşur şeklinde bir tanımlaması var. Yine burada Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirinde Ah Güzel Ahmet abim, gördün mü bak dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. Bu şiirde de görülmektedir ki toplumun sorunlarını kendi sorunları bilmiş, içselleştirmiş ve mısralara dökmüştür. Bu herhangi bir insanın anlayacağı ve dile getireceği bir konu değildir. Bunu yazmak, duyulan acıyı veya neşeyi sahiplenebilmenin de göstergesidir. İşte şiirde estetiği üslubu buluşturan, şiiri şiir yapan, gelecek nesillere aktaran da tam olarak budur. Yine burada sayfa 102'de Afşar Timuçin'in şöyle bir sözü var. Daha doğrusu alıntı yapmak istiyorum. Düşünce dünyamızın etkinliği bizi şair yapmaya yetmez. Uzun emeklerden sonra ustalık basamağına ulaşılacaktır. O basamaktan da daha üst bir basamağa, sonra daha üst bir basamağa geçilmelidir. Yaşamın kılcallarına girebilmek, insanın en ince, en derin sorunlarını görebilmek ve yansıtabilmek hiç de kolay bir iş değildir. Şeklinde bir alıntı yapmak istiyorum buradan da bununla bağlantılı. Onu da okumak istiyorum. İnsan aklının son serüvenleridir şiir. Gecikmiş şiir olamaz. Toplumun gereksinmeleri beni makine dünyasını çözümlemeye, onun şiirini yapmaya götürüyor. Biz bilimin en gelişmiş çağındayız şimdi. Yeni fiziğin kuralları eskiyi silip süpürüyor. Göğe uydular salınıverecek neredeyse. Füzeler uçuruluyor. Fotoğraflar çekiliyor onlarla. İnsanın uzayları düşünmesi cümle kişiler sırasına giriyor artık. Bir göl mü bakacağım, yanı başımda bir buzdolabı, yolda mı yürüyorum, otomobiller, motorlu araçlar, gırla. Boşluk tepkilerle delik deşik, yalnız başıma inmeyim. Atomlar, hidrojen bombalarının kokusu sarmış yüreğimi ama ben bu makine dünyası karşısında iyimserim. Makinenin insan zekasını sınırlayacağını, onu güdümlü bir robot haline getireceğine inanmıyorum. Üstelik tüplere, kıl borulara, çeliklere, vidalara tutkunum. Elimden gelse boş zamanlarımı laboratuvarlarda geçirirdim. Şeklinde bir şiirle alakalı düşüncesi var Edip Cansever'in. İşte burada da tam olarak şiir emek isteyen bir uğraştır. Ancak bu emek sadece şiir yazmak veya şiir okumak anlamında değildir. Şiiri her şeyimizde kucaklamaktır. Şair değişen ve gelişen her şeyi takip etmeli, şiirinde yer vermelidir.
Nitekim şairin gelecek kuşaklara yani atiye kalması ve estetiği şiirinde başarabilmesi ancak bununla mevcuttur. Yine burada sayfa 105'te Afşar Tümüş'ün şöyle bir şey söylüyor. Şair işlemden geçirmediği yani özelleştirmediği bir dille şiir yazmaya kalkarsa aldığı sonuç pek başarılı olmaz. Onun şiirlerini okuyan bunu ben de söyleyebilirdim der ve arkasını dönüp gider. Şiir sanatı geliştikçe yeni anlatım olanakları aradı şairler. Simgesel anlatımda en önde ya da ilk bakışta görünen değil, onun arkasında yatanı anlamak önemlidir. Simgecilik kulağı testten gösterme gibi bir uygulamadır. Yine Edip Cansever'in de bununla alakalı olarak kendi şiirlerini yazarken bir kurama bağlı olarak yazmadığını, kuramını şiirde uygulamaya çalıştığından da bahseder. Yani nesnelerin şiire eklenmesi ve duyguların karşı tarafa somut bir şekilde iletilmesi. Ancak bu dili anlamak ve anlamlandırmak da okuyucuya da iş düşüyor. Orada yatan estetiği görebilmek şiir konusunda bir seviyeye ulaşmış olmayı da gerektiriyor. Yani her insanın şiire bakış açısı farklıdır. Bu nedenle şiir düşüncenin bir tezahürü olarak kendini gösterir. Yaşadığımız dönemde neyi düşünüyor ve düşünüyorsak şiirimize o yön verir, estetikleştirir. Sanatçı, sanat eserinde özgün bir kimlikle kendi düşüncelerini ve estetiğini yaratır. Bunu toplumla paylaşır ve sanatçının düşünceleri toplumla etkileşime girmiş olur. Sanatçılar yaşadıkları toplumun içinden beslenir ve o topluma değer katarlar. Bunu yaparken elbette iki yönlü bir etkileşim zaten ortaya çıkacaktır. Afşar Tümüş'ün şiir estetiği kavramına değinirken şiirin ve şairin nasıl olması gerektiğini anlatır. Şiirde estetik kavramı güzel olanı meydana çıkarmaktır. Şiir çok eski dönemlerden beridir insanlar tarafından kullanılan bir türdür. Yazının icat edilmediği dönemlerde, yani sözlü kültürün etkili olduğu zamanlarda ondan itibaren yazamasa bile resimlerle kendini ifade etmiştir. Ancak bu ifade ediş sıradan bir şekilde olmamıştır. Bunun sonucunda ortaya bir uyum ve estetik çıkmıştır. Yani kendini en güzel şekilde ifade edebilme. Türk edebiyat sahasına baktığımız zaman ilk yazdığı belgeler olarak kabul edilen Orhun abidelerinde dahi bir ritmiklik, estetik bir kaygı vardır. Okunduğu zaman insanın duygularını yükselten bir sesi vardır. Şiir bizim toplumumuzda olmazsa olmazdır. Manilerimizde, tekerlemelerimizde, divan edebiyatında, hatta divan edebiyatında çok uzun anlatıları dahi şiirleştirerek anlatmışızdır. Yani mesnevilerden, roman türünün olmadığı zamanlardan bahsediyorum burada. Buradaki asıl mesele bütün bunları var eden, günümüze getiren nedir? Bu yazılanların estetik değerlerinin yüksek olmasından kaynaklıdır. Bugün hala Mevlana, Yunus Emre, Baki, Fuzuli, Hacı Bayrami Veli anlamamızın sebebi eserindeki estetik üst düzeyde kullanılmış ve şiiri günümüze kadar taşımıştır. Burada yine sayfa 120'de Afşar Tümüş'ün bir sözüyle devam etmek istiyorum. Demek ki yenileyip öyle gideyim derken biraz geç kalmışızdır. Çünkü hep aynı çizgide şiir yazmak değil, yaza yaza şiiri geliştirmek önemlidir. Çaba güzelden daha güzele doğrudur. Bunun için şiir, çalışmak kadar şiir dışındaki çalışmalarda önemlidir. Şiiri asıl besleyen güç, belki de daha çok şiirin dışından gelir. Tarihten, felsefeden, toplum bilimden gelir. Yalnız şiir değil, her sanat belli ölçülerde içe dönüklülüğü gerektirir. Okumak ve geçen zamanlara gerektirir. Esinle gelen önemlidir ama yeterli değildir. Esinle gelen tohumu yeşertmek gerekir. Esin de bir taslak da sonunda. Değişik süreçler boyunca geliştirilmek ister. Bir şiir aylarca, bazen yıllarca tezgahta kalır. Daha iyi olmayı bekler. Şiirler de insan gibidir. İflah olmaz tipler gibi umut vermez şiirler vardır. Bütün bu anlatıların varlığını hala andığımız şairlerden anlıyoruz. Yani onlar doğru olanı yaptıkları için en güzel şiirler yazdılar. Şiirde belli bir estetik gerekiyor. Ama bu estetik kavramının sınırlarını çizmek ve onu bir alana hapsetmek doğru değil. Türk edebiyatına baktığımızda farklı zamanlarda farklı dönemler yaşanmıştır. Her dönemde yazılan şiir anlayışı ayrı olmuştur. Bu durum şunu doğurmaz. Örnek olarak o zaman bilimlerinde ihtiyaç duyulan neyse estetik kavramı da odur. Her dönemde sayısız şairlerimizi diğerlerinden farklı kılan özellik şiirde estetik kavramını doğru kullanmış olmakla yatmaktadır. Estetik
bir estetik bir şiir yazabilmek dili, anlamı, kelimeyi, mısrayı doğru kullanmakla olur. Ama illaki ve en önemlisi insanı anlamak ve insanı anlatmakla yapmaktadır. Şiir estetiği, şiirin güzellik ve duygusal etki yaratma potansiyelini vurgulayan bir kavram. Şiir, dilin estetik ve ritmik kullanımıyla ortaya çıkan bir sanat formu. Estetik, güzellik algısıyla ilgili olan bir terimdir ve bir sanat teriminin görsel, işitsel veya edebi açıdan hoş ve etkileyici olmasını ifade eder. Şiir estetiği ise şiirin, dilin estetik özelliklerini kullanarak yaratılan güzellik duygusunu ifade etme şeklidir. Şiir estetiği birkaç temel unsura dayanır. Bunlardan ilki şiirde dilin kullanımıdır. Şair kelimeleri seçerken ve dizeleri oluştururken estetik bir yaklaşım benimser. Şiirdeki sözcüklerin ses uyumu, ritmik düzenlemeler, tekrarlar, uyaklar ve benzetmeler gibi bilgisayar ve stilistik ögeler estetik etkiyi artırır. Ayrıca şiirin görsel düzeni de estetik açıdan önemlidir. Şiirin biçimsel yapısı, dizelerin uzunluğu ve düzeni, beyitlerin yerleşimi gibi unsurlar şiirin görsel estetiğini belirler. Örneğin bazı şiirlerde düzenli bir uyak ve ritmik düzenleme kullanılarak göz ve kulakla hoş bir denge oluşturulur. Sonuç olarak şiir estetiği, şiirin dilin estetik özelliklerini kullanarak yaratılan güzellik duygusunu ifade eden bir kavramdır. Şairler, dilin gücünü ve estetik unsurlarını kullanarak okuyucuları etkilemek ve şiiri bir sanat eseri haline getirmek için estetik bir yaklaşım benimsemişlerdir. Afşar Timuçin'in Edebiyat Estetiği kitabında da şiir bölümü aslında birkaç madde ben burada sıraladım. Onları da söyleyerek sunumumu bitirmek istiyorum. Estetik bir şiirde neler olmalıdır? Bunlardan birinci dilin estetik kullanımı, görsel düzen ve biçimsel yapı, imgeleme dayalı anlatım, sözcük seçiminde dilin yaratıcı kullanımı ve duygusal etki. Bunların hepsi şiirin estetik seviyesini yükseltecek unsurlar. Son olarak sayfa 122'deki bir alıntısıyla da şiire nasıl bakmamız gerektiğini Afşar Timuçin'den aktararak bitirmek istiyorum sözlerimi. Şiir için dünyaya çok geniş bakmak gerekiyor. Cimriler, benciller, böbürlenenler, hırslılar, yalancılar, dolapçılar, sinsiler, korkaklar, şair olsalar da iyi şair olamıyorlar. Bunu apaçık görüyorum. Şair olmanın ön koşulu insan olmaktır. Bunu bana hem yaşam öğretti hem de şiir öğretti. Sunumum bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Afşar Timuçin'in şiirden bahsederken benim de özellikle altında çizdiğim ve önem verdiğim kısmı, yazısının kısmı, şiir bilinç etkinliği gerektirir kısmıydı. Çünkü şiirin hem kelime anlamıyla hem göndergeleriyle ne olması gerektiğine bizzat böyle yön veren cümlelerden bir tanesi bu. Bu tabii değerlendirmeler, düşünceler antik dönem şeylerinden itibaren düşünürlerinin sanat ve şiir üzerine değerlendirmeleriyle de örtüşüyor. Bu noktada özellikle Horatius'un poetikası çok benzer ilerlediği için benim aklıma gelen ilk örneklerden olmuştu. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, Ercüment Hocam, Gülşah Hocam, ağzınıza sağlık. Güzel bir değerlendirmeyle bu ayki Trabzon Okuyorum değerlendirme kısmını konuşmacılar olarak tamamladık. Katılımcılarımızdan özellikle Ülke Hocamız, belki söz isteyen başka kişiler olursa onlara da söz vererek ilerlemek istiyorum hocam. Evet, sevgili Burak teşekkür ediyorum. Gülşah Hocama, Ercüment Hocama, Mehmet Hocama da teşekkür ediyorum. Çok güzel sunumlardı. Burada aslında bu ay Trabzon Okuyor'da biz Afşar Timuçin'i konuştuk fakat burada önemli bir nokta da var. 14 şiir kitabı var. Yani sadece bir teorisyenden bahsetmiyoruz. İşte 5 romanı var. 83 hikaye bunlar 5 kitapta toplanmış. 15 inceleme araştırma deneme kitabı, belki sayı fazladır, yanlış eksik söylüyorsam lütfen mazur görün. 20'den fazla çeviri kitabı var. Hatta az önceki 15 incelemeye bu kitabı da eklersek 16 olur. Dolayısıyla aslında Afşar Timuçin oldukça uzun bir zamandır edebiyatın ve sanatın hem uygulama hem teori kısmıyla, yani poetika kısmıyla ilgilenen, bu anlamda eserler veren bir bilim insanı.
sadece sanatkar değil, aynı zamanda bilim insanı. Bu kitabın girişinde de edebiyat sanat mıdır sorusu soruluyor. Burada da aslında ikinci bir soru, sanatsa nasıl bir sanattır? Bilimse nasıl bir bilimdir? Hem bilim hem sanat olur mu? Bilimin şartları var. Burada da işte devreye bilim adamı kimliği giriyor. Sanat eseri üretilen malzemeyi içeren, dolayısıyla o malzeme merkezi olarak bir kapsamın, bir kategorinin adı. Fakat bunun bir amaç, bir yöntem merkezli olarak incelenmesi ise bilim. Dolayısıyla burada bakıyoruz ki her ikisini de deneyimleyen ve başarılı bir şekilde deneyimleyen bir bilim insanıyla, bir sanat insanıyla karşı karşıyayız. Ve bu eserde de 6 bölüm var. Hani her ne kadar 3 bölüm konuşulmuş gibi görünse de bütün konuşmalarda aslında diğer başlıklarla ilgili değerlendirmeler de vardı. İşte edebiyat sanat mıdır, edebiyat adamının toplumla ilişkisi, roman, öykü, şiir, deneme estetiği. Şimdi bakıyoruz ki bu kitapta Horatius örneği çok isabetli bir örnekti. Birçok poetika kitabına da kaynaklık eder o kitap. Çünkü poetikanın, yani Aristo'dan ve belki de daha öncesinden itibaren sanatla ilgili bütün metinlerin merkezinde önce bir tanım arayışı var. Nedir? Sanat nedir öncelikle? Sonra sanatla bağlantılı olarak estetik nedir, güzel nedir? Bunlar konuşulduktan sonra bu kez bu bizi başka bir yere götürüyor, felsefe nedir? Bakın, birbiriyle bağlantılı, iç içe ayrı gibi görünen alanlar ama aslında birbirini sürekli besleyen, tanımları derinleştiren başlıklar. Yine sanatkar nedir, şair nedir, yazar nedir? Şair ya da sanatkar sadece bir metin oluşturan kişi midir? Sadece duygularıyla esinle mi hareket eder, yoksa düşünsel bir felsefi bir arka planı var mıdır? Dolayısıyla sanatkarın özelliği nedir? Bunun türe bağlı olarak değişip değişmeyeceği en çok tartışılan konulardan biri. İşte şair şöyledir, yazar böyledir gibi. Bu da yine dıştan bazı tanımlamalar. Bizim özellikle hani kendimizi bilim adamı olarak iddia edersek onaylamadığımız değerlendirmeler diye düşünüyorum. Bu, yine edebi eserin tanımı. Aslında sanatın alt bölümlerinden, şubelerinden biri. Bu kez edebiyat, edebi eser. Edebi eser nedir? Özellikleri nelerdir? Oradan hareketle bu eserde böyle adım adım gittiğimizde, atladığım bir yer varsa lütfen Ercüment Hocam, Gülşah Hocam, Burak Hocam, Mehmet Hocam tamamlayın. Mesela edebi eserin tanımı yapılıyor, sonra özellikleri oradan türlere geçiliyor. Tür nedir konusu, ki bu konu hatta türlerin birbiriyle ilişkisi, yakınlığı, farklılığı burada çoğu zaman objektif bir şekilde ama ara ara abstraktı biçim biraz belki de kendi dünya görüşü, hayat karşısındaki yönelimleri, sanatçı duyarlılığıyla zaman zaman da subjektif tespitlerde bulunuyor. Yani tamamen böyle kendisinin bilim insanı olmasına rağmen zaten hiçbir eser, burada parantez açabilirim, tümden tarafsız olmaz. Yani tümden objektif olmaz. Kişi kendi değerlendirmelerini ve kendi bakış açısını da o metni hazırlayan dahil eder. Burada tabii örnekler, önerilen kitaplar, tavsiye edilen ya da metin aralarında tahlil yapılırken geçen teori kitapları, hani Ercüment Hocam'ın işaret ettiği gibi, bunlar aracılığıyla aslında kapsamlı, çok boyutlu, böyle aşamaları olan bir eser meydana getirmiş ki bununla da aslında yapılan değerlendirmelerle bize rehberlik etmek istiyor. Kitap 2019 baskısı. Yani yılların deneyimlerinin bir araya getirildiği, hatta mütevazi bir şekilde de kendimle konuşmalar diyerek, hani bunu kendimle konuşuyorum, bir iddiam yok şeklinde de bir adlandırma söz konusu. Burada tabii ki Afşar Timuçin'in birçok eserinde olduğu gibi buradaki adlandırmada da samimiyet. Çünkü gerçeğe bağlı metin oluşturmak istiyor. Ve edebi eserin gerçekle ilişkisi, kendisinin bu anlamdaki sanat görüşü de
bağlantılı olarak belki de gerçekle ilişkinin ortadan kalkmaması, işte sanatçının insan ve topluma ait tüm gerçekliğin peşine düşmesi, yaşamın anlamını anlaması, işte az önce Mehmet'in ifade ettiği gibi insan olabilmesi, yani bu dünyaya bir insan olarak hakkı sunabilmesi. Ki hatta diyor ki onun eserleriyle ilgili olarak, mesela önce insan sonra evrensel. Yani önce insan kategorisi, sonra bütün evrenin devreye girmesi söz konusu. Buradan hareketle de aslında geniş çerçeveli, çok katmanlı bir metin oluştuğunu görüyorum. Metnin içerisinde mesela bir yerde geçiyor muydu, geçmiyorsa benim zihnimde kalan, mesela iyi felsefenin aynı zamanda iyi edebiyat, iyi edebiyatın aynı zamanda değil her zaman iyi felsefe olduğu. Yani burada felsefe nedir diye sorguladığımızda da Timuçin'in yine başka eserleri aracılığıyla yaşamı, insanı, dünyayı, yaşama ait her şeyi sorgulayan bilim, düşünme alanı, düşünce mekanizması. Şimdi buradan bakıyoruz ki diyor ki edebiyat, eğer bir iyi felsefe söz konusuysa o iyi bir edebiyattır aynı zamanda. Yani her edebi eser aynı zamanda bir nedir burada? Felsefedir. Ve bu noktada da iyi edebiyatın her zaman felsefe olması, onun aracılığıyla görüşlerin aktarılması söz konusu. Burada da bizim karşımıza bu kez yeni bir başlık çıkıyor. Türler, edebi türler. Çünkü edebiyat nedir sorusuna indirgediğimizde durumu, bu kez karşımıza çıkan ilk başlık türler nelerdir? Ya da edebi türlerin genel anlamda edebiyattaki karşılığı nedir? Çünkü adlandırarak öğretme söz konusu bildiğiniz üzere. İşte onların da bu kez başta da söylendiği gibi niceliksel değil, niteliksel, içeriye, kapsama, ne anlatıldığına değil, nasıl anlatıldığına, ki buradaki nasılla kastedilen biçim özellikleri değil. Yoksa hepimiz manzume yazabiliriz ama şiir yazamayız. Hepimiz kendi hikayemizi anlatabiliriz ama hikayemiz edebi bir eser olmaz. Hepimiz uzun bir olay dizgesi oluşturabiliriz ama onu bir romana, bir roman türüne dönüştüremeyiz. Bu anlamda da özellikle edebi türler konusunun, aynı zamanda edebiyat felsefesinin edebi türlerle ilgili yaklaşımının, türler arası etkileşimlerinin çok önemli olduğunu da görmemiz gerekiyor ki bu noktada karşımıza çıkan ilk başlıkta bu kez dil. Bu kitapta aynı şekilde dille bağlantılı da değerlendirmeler var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kitap, böyle sözü çok uzatmayayım, hem kapsamlı hem bir kaynak kitap olabilecek, hem farklı bakış açıları kazanmamızı sağlayabilecek bir eser. Bu anlamda ben iyi ki bu listenin içerisinde olmuş diyecek kişilerin belki de bu konuşmayı sonradan kayıtla dinledikten sonra daha da kesin bir şekilde söyleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bazı eserler var ki böyle geride kalıyor, okunmuyor. Ben yüksek lisans döneminde ilk olarak Avşar Timuçin'in bu işte estetikle ilgili eserlerini okumuştum, edebiyatla ilgili eserlerini. O zamandan itibaren böyle takip ettiğim kişilerden biri. Değerlendirmeleriyle, çünkü hep aynı tip ve aynı bakış açısıyla ilerlediğinizde bir süre sonra körleşiyorsunuz. Böyle farklı bakış açılarıyla edebiyata bakmak bizlere de daha geniş bir ufuk kazandırıyor ki Trabzon Okuyorum belki de bu anlamdaki en önemli katkılarından biri bu diye düşünüyorum. Ercüment Hocam, son toplantımız değil, onu da hemen eklemek istiyorum. Çünkü Şubat ayındaki toplantımızı biliyorsunuz deprem dolayısıyla yapamamıştık. O toplantıyı ertelemiştik, onu da sona eklemiştik. Dolayısıyla Temmuz ayında bir toplantımız daha olacak. Dolayısıyla biz de dönemi ne yaptık? Uzattık oluyor böylece. Zaten bizim genelde tatil ayımız Ağustos'tur. Akademide bitmez bizde çünkü işler. Temmuz'un sonunda biter. Bu sene Trabzon Okuyor ve Büyüyorum da yaşanan o kötü olaylar dolayısıyla ertelenmişti.
Ama hayat maalesef devam ettiği için ne yapacağız? Toplantılarımızı bitirip yeni döneme yeniden sıfırdan başlayacağız. Onu da hemen eklemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı özellikle okurken Pospelov'un türle ilgili kitaplarını tavsiye ediyorum, tür tanımını. Kundera'nın roman sanatı, roman teorisiyle ilgili kitaplarını, poetika kitaplarını. Çünkü bu kitabın her bir bölümü bir türle ilgili. Aynı zamanda tamamı da poetika, yani sanat anlayışıyla ilgili bir genel kitap halinde. Bu şekilde bakılabilir. Bunun dışında özellikle tarihsel açıdan dilin bir sanat olarak algılanmasıyla bağlantılı çalışmalar var. Buradaki genç araştırmacı arkadaşlarımıza özellikle tavsiye edebileceğim. Çünkü dil sanatı denilen, yani sadece dili bir mekanik sistem olarak algılamayıp dilin bir sanata nasıl dönüşmesi. Çünkü dilin sanata dönüşmesi türlerin ortaya çıkmasını, türlerin ortaya çıkması aynı zamanda yapılan bütün bu değerlendirmelerinde çerçevesini genişletiyor. Bu tür çalışmaları özellikle tavsiye etmek istiyorum. Aynı şekilde Pospelov'u söyledim. Edebiyatın türleri ayrılışıydı galiba. Şeyin adı. Edebiyatın türleri ayrılışı. Öyle bir başlık hatırlıyorum. Şimdi tür kavramıyla ilgili olarak özür diliyorum uzattım ama mesela uymaya çalışılan kurallar mıdır tür? Anlatılanların dış özelliği midir? Formu mudur? Bu da yine önemli tartışmalardan biri. Hep birincisi sanılır. Uyulmaya çalışılan kurallar sanılır. Aslında sanatkar metnini, eserini, yapıtını oluşturur. Onun dış çerçevesine bakan edebiyat tarihçisi onun özelliklerinden hareketle onu bir türe ne yapar? Dahil eder. Ama aslında bunun tam tersiymiş gibi maalesef algılanıyor. Bu da sanatın, dolayısıyla da sanatkarın gücünü bence gölgeleyen bir bakış açısı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Katkı sağlamak isteyen hocalarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var mı acaba? Ya da soru sormak isteyen? Dolu dolu 1,5 saat geçirdik. O zaman herkese teşekkür ederek bu ayki Trabzon Okuyor projesinin toplantısını sonlandıralım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Konuşmacı hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve katkı sağlayan Ülke hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Burak hocam bir şey ekleyebilir miyim kayıtlarına? Aynı zamanda da şimdi tür kavramına yeni bir başlıklandırma daha var. Hatta ben de bununla bağlantılı olarak bir ders oluşturdum. Mesela gotik edebiyat, ütopik edebiyat, fantastik edebiyat. Bunların her birinin bir tür olduğu şeklinde. Ya da işte bilim kurgu edebiyatı, iktisadi edebiyat. Aslında bu kavramlar da buraya dahil edilebilir. Burada hani okumalar yapılırken bunların kuram olduğu söyleniyor ama bence tür. Bu tarz yeraltı da sanki yeraltı, evet hocam? Aynı yeraltı şekilde yeraltı, varoluşçu edebiyat, modern evet. Edebiyat, postmodern edebiyat, bunların kuram olduğuyla ilgili de değerlendirmeler var. Ama tür olarak da ele aldığımızda gelişim çizgisini, aşamalarını ortaya çıkarabiliyoruz. Bunu da hemen eklemiş olayım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Büyülü gerçekçiliği de buna dahil ediyor muyuz? O da hocam? Orada. Evet, ben aklıma gelenleri söyledim. O da dahil. Büyülü gerçekçiliği de var değil mi? Evet. 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 Çok farklı evet. Bir tür. Çocuklar da çok seviyorlar bu türü. Onlar ama büyülü gerçekçiliği fantastikle karıştırıyorlar sayın hocam. Yani evet. Evet. Biraz Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümünü okuduklarında dersleri önce böyle onlara çok ya hocam bu nedir hiç mantığa falan ters sonra okudukça dedi ya hocam bu çok güzelmiş gerçekten biz bunu çok sevdik dedim işte büyülü gerçekçilik böyle bir şeye denk geliyor yani siz böyle evet. Vampir hikayeleri işte canavar hikayeleri zannetmeyin her şey ondan ibaret değil hoşlarına gidiyor yani evet, o tarz konular evet. Teşekkür ediyorum teşekkür ederiz hocam. O zaman söyleşimizi sonlandıralım. Herkese tekrar teşekkür eder.